Herkese merhabalar sevgili takipçilerim. Sizlerle birlikteyiz yine 10 Eylül Bursa yarış programı tahmin videosu ile birlikteyiz. Cuma gününün yarışları, Bursa yarışları 9 koşul bir program olacak. Bursa'da ilk koşu 11 safkanın start alacağı maiden dişi 2 yaşlı İngilizlere mahsus bir koşu olacak. 1300 metre çim pistte koşulacak. İlk vereceğimiz öneri net bir şekilde sizin de tahmin edeceğiniz üzere 3 numaralı Digami olacak. Safkan kulaklık ve dil ile start alacak. Start'a kadar kapalı gözlükle getirilecek 3 numaralı Digami bizim buradaki ilk favorimiz olacak. Sebebi ise açık bir şekilde ortada. Yarışta son start aldığı koşulara bakıyoruz. Bu koşularda son 8.liği haricinde Tabela performansı göstermiş olan Safkan, Çin pistte 2 iki ikincilik 1 üçüncülük elde etmiş. Tabii ki de burada biz bu ismi ön planda göreceğiz yani. İkinci olarak vereceğimiz isim Sözcan Yıldırım İdaresi'nde start alacak olan 10 numaralı Ulduz olacak. O da kulaklıkla start alacak olan Safkan, Victory Galop yavrusu son 3 koşusunda 4-2-4 şeklinde gelmiş. Tabela performansı sürdürmüş Çin pistte 1 de üçüncülüğü var yine. Son 4 e, yani şöyle söyleyeyim 4 kez cimde koşmuş hepsinde de tabela yapmış. Bu sebeple bizim için e, kayda değer bir isim olacaktır bu e, diye düşünüyorum. E, açıkçası burada daha fazla bir ata değinmek gerektiğini düşünmüyorum. 3 ve 10 numara diyorum ve burayı geçiyorum. Tabii ki siz yine sevdiğiniz başka bir isim varsa onu yazın diyorum. E, geldik ikinci koşuya 9 Safgan start alacak. Burada şart 4 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pistte koşulacak bir koşu olacak bu. E, şimdi burada e, öncelikle kum performansı iyi olan isimlere değinmem lazım. Kesinlikle geçen hafta kumda yarış kazanmış olan Bekir Mert ile start alacak olan Edward'ı önce söylememiz lazım. Edward e, kapalı gözlük kulaklık ve dil bağıyla start alacak Safgan. 1 numaralı Edward 60 kiloda Bekir Mert ile. Son koşusunu kazandı. Yedinciliği var. Ondan önce yine dördüncü, birinci ve ikinci gelmiş vaziyette kumda. Ee, i̇yi bildiğimiz bir isim. Kum açısından iyi bir veriye sahibiz bu safkanla ilgili. Ee, o sebeple bu isim ön planda duruyor. Ee, i̇kinci olarak değinebileceğim ee, bir isim var. Ancak onu hemen açıklayacağım zaten. 3 numaralı White Darkness. Starta kadar kapalı gözlük ve kulaklıkla gelecek olan Safkan. Ayağın kurşunla start alacak 57 kiloda. Şimdi bu Safkan birincilik ve üçüncülük elde etmiş kumpiste. Hatta Çim'de de giden bir isim. Üçüncülüğü ve ikinciliği var. Ancak sıkıntı şu 49 gün evvel start almış. Şimdi biz bu atın ne kadar iyi olup olmadığına dair e, ancak tahminlerle e, bir şeylere varabiliriz. Bu sebeple net bir şey söyleyemiyorum bu isimle ilgili. E, şayet gelirse şaşırmam. Yani onu belirteyim. O sebeple zaten söylüyorum. E, bu iki safganın haricinde kim pistte başarılı olduğunu gördüğümüz iki isim var. Onlar kumda ne yapacak? Onu e, açıkçası izleyip göreceğiz. Bunlardan biri 2 numaralı Present e, Continuous. E, bu safgan Tolga Yıldız da start alacak 57 kiloda. 3 yarış koşmuş. 3'ü de çimde. 3. 2. 1. sırayla gelmiş. Maşallah diyelim. Ee, bakalım 1. devam edebilecek mi bu sefer kumda? Göreceğiz. Kumda ne yapacağını göreceğiz açıkçası. Ee, onun haricinde diğer isimde 4 numaralı Soner Bey olması lazım. Evet Soner Bey tek koşu koştu. Kazandı 35 güne ve ee, şimdi de kumda koşacak. Bakalım kazanabilecek mi? Ee, kum pistte ne yapacağını merak ettiğim iki isim bunlar. Onun haricindeki diğer verdiğim iki isim de kum pistte neler yaptığını bildiğimiz isimlerdir. Bu sebeple 1 ve 3 kumdaki performansını bildiğimiz iyi safkanlar. 2 ve 4 de kumda eğer çimlik gibi koşarsa burada galibiyeti alabilecek olan isimlerdir diyorum. Ve geçiyorum 3. koşuya. 8 safkan start alacak. Burada şart 4. 3 ve yukarı İngilizlerin koşacağı bir mücadele. 2000 metre kum pistte koşulacak olan bu yarışta İki tane net bir favori var burada. 2 e, numaralı Faithful Wolf. E, bu favorilerimizden birisi. Safkan son koşusunu kazanmış. Bir yedinciliği var. Ondan evvel yine bir üçüncülüğü var. Bu sebeple burada ön planda gördüğüm isimlerden birisi o. İkinci olarak vereceğim isimse e, burada 4 e, numaralı Siempre. Sempre starta kadar kapalı gözlük ve kulaklıkla gelecek. Ee, bu safganı e, tercih etmemizin nedeni yine son koşusunu kazanmış olması. Ekstradan bir de ondan evvelki koşusunda da ikinciliği var. Safkan e, açıkçası iki numaradan bir tık daha formda olduğunu da söyleyebilirim. Hani 2 yarıştır geliyor olması. E, 21 gündür koşmamış. Güzel bir aralık, sorun yok. E, sıkıntı olacak bir aralık değil. Bu iki safkana ilaveten üçüncü bir isim daha söyleyeyim ben size. O da geçtiğimiz haftaya koşmuştu 8 gün evvel Black Wasp 1 numaralı Safkan Kadir Tokaçoğlu ile geçtiğimiz koştunda ikinci oldu. Son 3 yarışında 1. 4. 2. şeklinde gelmiş Safkan 5 koşudur tabela performansı sergiliyor. Neden olmasın? Tabii ki rakipleri var o yüzden olmayabilir olmazsa ancak burada bu ihtimal yüksek değil. Yani yüksek olmasa da biz yine de bunu söylemek durumundayız. Ben bu sebeple 4 ve 2 diyorum arkasına isteyen bir numarayı yazsın diyorum ve geçiyorum. Dördüncü koşuya geldik. 10 safkan start alacak. Satış 2 mücadele. 3 büyük yukarı İngilizler. Ee, 1800 metre Çin pistte koşulacak bu yarış. Ee, şimdi Çin pist performanslarına baktığımızda e, burada birkaç isim hani diğer safkanlardan çok önde Birkaç isim çok önde. Diğerleri çok geri planda kalmış safkanlar. Bu yüzden önde olan safkanları hemen size veriyorum. 2 hafta evvel well start almış olan Power Off. iki numaralı safkan Power Off. E, açıkçası ben burada başarılı olacağına inanıyorum bu safkanın. Son koşusunda 3. olmuş Çin pisti. Onun haricinde Çin'de ikinciliği de olan bir safkan ve e, son 4 yarışları hep tabela yapmış. Yedinciliğini saymazsak bir tabelesi daha var. E, üçüncülük. Bu sebeple bu safkan benim için ön planda gözüküyor. Bunun haricinde yine son 2 koşusunda 3. olmuş olan Soylu Hanım var. Soylu Hanım 54,5 kiloda ayağın kurşunla start alacak olan safkan 6 koşusunda son 6 yarışında 2 kez tabela dışı kalmış. Çin pistte koştu 4 yarıştan 3'ünde tabela yapmış. 1 dördüncülük 2 üçüncülük elde etmiş bir isim. Ee, ve son olarak da son koşusunda Çim'de ikinci olmuş 7 e, numaralı Storm Black. Storm Black'i bu arada geçtiğimiz hafta da ben yine e, hatta geçtiğimiz hafta değil 5 gün evvel evet Storm Black'i ben yine e, vermiştim e, tahminlerde. Safkan ikinci oldu. Bu sefer belki birinci olabilir onu belirtelim. Perfect Storm yavrusu Safgan e, kapalı gözlük değil bazı tarafta kadar kulaklıkla gelecek bir isim. 6 yaşında e, safkan 54 kilo gayet güzel bir kilo. Son koşusunda ikinciliği var. E, i̇yi toparlayabileceğini düşündüğüm birisi. E, başarılı olabilir. Bu yarışta kazanırsa şaşırmayın. Onu belirteyim. Çünkü bir e, basit bir koşu. Grup rahat. E, ancak rakibi var. Bahsettiğim gibi iki rakibi var burada. E, eğer ki rakiplerini geçebilirse Power of eee Power geçerse açıkçası yeter o onu söyleyeyim. Yani Power geçerse yeter yeterli olacaktır. Soyla hanım diğer isim bahsetmiştik. Soyla hanımı da geçer. Yani Power geçebiliyorsa Soyla hanımı da geçer diye düşünüyorum Storm Black'in. Bir perfect Storm yavrusu safkan. Storm Black bu koşuda başarılı olabilir diye düşünüyorum. Yani perfect Storm'lar açıkçası iyi yavru olabiliyor. Ee, yani tabii ki de bir e, Victory Galop değiller ya da kum pistteki özellikle bir Lionheart değiller. Hani kum pistlerde biliyorsunuz daha çok görürüz onları. Değil ama e, Perfect Storm'da yine e, iyi diyebileceğimiz bir e, hat diyebilirim orijin açısından. Storm Black de e, bunu bize ispat edebilir yine bu yarışta diyorum. Ve geldik 5. koşuya. 12 safgan start alacak. Maiden dişi 2 yaşlı İngilizler 1300 metre Çin pistte koşulacak bir koşu bu. Ee, çok özür dilerim. Yanlışlıkla bir e, tıkladım orada. Ee, evet nerede kalmış? 2 yaşlı İngilizler diyorduk. 1300 metre Çin pistte koşulacak bir koşu. Ee, buradaki e, safkanlarda bizim e, 3 tane ön planda tuttuğumuz isim var. Bunlardan birincisi 3 koşudur, koşmuş, 3 yarış koşmuş. Üçüncü de üçüncü olmuş, Desire for Victory. Açıkçası ismiyle de çok özdeşleşiyor. Desire for Victory, ee, yani zafer için tutku demek. Dilba ve Start'a kadar koşacak olan Safkan Victory galop yavrusu Desire for Victory, 3 koşudur. Gerçekten zaferi arzuluyor, öyle gözüküyor. Ancak bir türlü ulaşamamış o zafere. Ee, bu koşuda dileriz ulaşır. Ee, bizi de yanıltmaz yani benim ilk e, öneri olarak e, sunduğum Safkan olduğu için söylüyorum. Yoksa benim Safkan'la bir bağlantım yok yani <laughs> onu belirteyim. Ee, ikinci söyleyeceğim Safkan hemen onun üzerindeki 2 numaralı Cosmic Storm. Cosmic Storm açıkçası Gökhan Gökçe ile start alacak Safkan. Altı koşudur, tabela performans sergiliyor. Çin pistte çok rahat gittiğini bildiğimiz bir isim. İki kez üçüncülü, iki kez dördüncülü, bir de beşinciliği var Safka'nın. 18 gün evvel start almış. Tıpkı e, Desire for Victory gibi o da e, 18 gün evvel start almış ve üçüncülük elde etmiş bir isim. Bu iki Safka'nın e, rakip olarak gördüğüm e, ilk isim. 9 numaralı Madam Ludmila. Madam Ludmila açıkçası Ali Caninci ile 54 kiloda start alacak. Safkan son koşusunda ikinci olmuş. Çin pistte 18 gün evvel bu yarışta birinciliğin en büyük adaylarından birisi. Bir de sürpriz isim söyleyeyim size o zaman. Ee, sürpriz de söyleyeyim bu koşuyu geçelim. Buradaki sürpriz 11 numaralı Sultan Celim'dir. Sultan Celim bir Sydney's kendi yavrusu. Ee, açıkçası bu Safkan iki yarış koşmuş. Bir ikincilik 1 yedinciliği var. Yedincilikten sonra bir sorun yaşamış olsa gerek ki 53 gündür koşmamış Safkan. Ben açıkçası ilk yarışında ikinci olmuş bir safkanın bir sakatlıktan çıktıktan sonra mutlaka formunu yeniden yakalayacağına inanırım. Ee, özellikle de daha genç Tayken hani kemikler hızlı gelişir, kaslar hızlı toparlar, gücü kuvveti yerindedir diye düşünüyorum. Toparladığına inanıyorum ve bu sebeple de sürpriz önerisi olarak 11 numaralı Sultan Celim'i söylüyorum ve bir sonraki koşuya geçiyorum. Yunus Emre koşusu 10 safkan start alacak. Grup 3 mücadele 3 büyükları İngilizler 2000 metre Çin pistte start alacaklar. Şimdi geldik. Burası önemli bir konu. En çok bizi zorlayacak olan isimler burada. Bu koşuda çünkü... Şampiyonların mücadelesi diyebiliriz tabi ne kadar şampiyon diyebiliriz tabi yani bu tartışmalı bir kavram açıkçası yani neticede şimdi burada e, üç yukarı İngilizler dediğinizde yani e, Coltrivikteri gibi Long Runner gibi arda şah gibi isimlerde e, Yamanlar Bey gibi isimler de dahil olduğu için biz yine de yani iyi safganlar koşuyor diyelim aynen iyi safganlar koşuyorlar burada e, bu iyi safganlardan bizim ilk önce tercih edeceğimiz isim benim e, hani ağır favori demeyeceğim öyle bir şey yok bu koşuda ancak ben 6 numaralı Petrocelli'yi burada tutuyorum onu söyleyeyim e, Tolga Yıldız da start alacak Safkan son koşuda 5. ondan evvel 2. ve bu şekilde giden bir serüven son 6 koşuda yalnızca bir kez birinci olmuş niye ben bu safkanı tutuyorum ona geliyorum burada diğer isimler birbirini yerken bir anda sıyrılıp yarışıp kazanabileceğine inandığım bir safkan bu. Tabii ki bunu sürpriz önerisi olarak söylüyorum ve şimdi esas bir sıralamaya geçiyorum. Esas sıralamamı verecek olursam ilk söyleyeceğim isim bir numaralı safkan olur. 58 kiloda Özcan Yıldırım'da start alacak olan Akgün. Akgün kulaklık ve dil bağıyla koşacak safkan. Açıkçası yani son koşusunu kazanmış. Son 6 koşusunda 2 galibiyet, 3 4'üncülük var. Bu safkan tabii ki öndedir, ön plandadır. 3 numaralı Criminal Dilbağ starta kadar kapalı gözlük ve kulaklıkla gelecek safkan, Duty Free orijinli Kadir Tokaçoğlu ile start alacak. E, son koşusunu kazanmış, ondan evvel 5'inciliği, 2'nciliği, 2'nciliği ve tekrar 5'incilikten oluşan bir 5 yarışlık tabela performansı var. E, bu safkanların haricinde ee, açıkçası ya diyorum ya birbirine yakın isimler var. Hani hangisini seçsek şey olacaktır. Ee, ben ee, evet evet ya evet, bu isim 4 numaralı Safkan. Handsome Hero. Yani yani şu şunu düşündüm. 4'ü mü 5'i mi hani size ön planda söylesem ama 4 numaralı Handsome Hero diyorum. Çünkü 5 numaralı iz bırakan bir kere bir Lionheart yavrusu. Her videomda ısrarla söylüyorum. Lionheart Okey çimde de gidebilir. Neden olmasın? Ama kumda çok daha krallar. Yani onu belirteyim. Yine söylüyorum. Handsome Hero'yu ön planda tutmamın bir diğer sebebi ise performans olarak bir adım kıl payı yani o burun ucuyla önde. Ayhan kurşununa start alacak olan Safkan son koşundaki yedinciliğinden önce start aldığı 5 koşuda hepsinde tabela yapmış. Üçünü kazanmış. Öte yandan e ee, diğer isim 5 numaralı iz bırakan son 6 koşusunda da tabela yapmış. 2 kez birinci olmuş. 2 kez 3. bir ikinciliği var, bir liği var. Şimdi neden ben burada 4 numarayı ön plana çektim? Çünkü son koşudaki safkanın 7'nciliği eee olabilir. Gününde değildir, olabilir. Ancak safkan onun haricindeki 5 koşuda da 3 kez birinci olmuş. 5'te 3 yapmak her safkana nasip değildir. O sebeple e, ben burada e, Handsome Hero'yu bir adım önde gördüm. Şimdi bir sıralama verelim. 1 numaralı Akgün, 3 numaralı Criminal ve 4 numaralı Handsome Hero. Sürpriz arayanlara Petrocelli, Handsome Hero ya da Criminal'dan emin olmayanlar varsa iz bırakan. Umarım anlaşılmıştır. Eğer e, tam anlayamadıysanız geri sarıp bir daha izleyin. Şey yaparsınız. Anlarsınız. Sorun olmaz diye düşünüyorum. E, kaçırdıysanız diye belirtiyorum. Evet şimdi geldik. Benim sevdiğim atların bulunduğu bir grup. Burası Çeliker koşusu olacak. Kısa vadeli 4 yukarı Araplar. E, 1900 metre piste koşulacak yarış. Gerçekten birbirinden kıymetli safkanlar var bir arada. Güzel bir yarış izleyeceğiz diye düşünüyorum. Evet yani hangisini söylesem düşün 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 ya ilk söylenecek safkan burada açık ya 3 numaralı bestekar yani bestekar ya kimleri kimleri geçmedi ki bestekar yani bestekarın geçmediği e, önemli yani kum pistte safkan kalmadı yani kardeşcan e, yani kime geçildi bestekara geçildi baktığınız zaman o grupta koşanlardan Charles Haskaraca gibi isimleri de geçti yani kardeşcanı geçmiş bir kere yani Hani o dönemler bir de kardeşlerinin en iyi olduğu dönemlerde bile geldi geçti. Bilden anla kapıştı etti. Yani hangi bir şeyini anlatalım ki? Özcan Yıldırım'la start alacak olan bu safkan zaten son 4 koşusunda e, 3 ikinci bir birinciliği var. He, şimdi diyeceksiniz ki ama bu Safkan 158 gündür koşmamış. Yani 5 ay koşmamış. Ne yapacağız? Şimdi bir kere bu at bir şampiyon. Tamam mı? bestekar bir şampiyon. Yani yalnızca şu kısa vadeli bir koşu bu. Şunu söyleyeyim. Bu at grup atı. Bilirsiniz ki grup atları e, sakatlıktan çıkınca önce bir rölanti tempoda koşacakları bir koşu seçerler. Oraya koşarlar ve kendilerini gösterip gelirler. Bu sebeple bestekar ön planda. Ekürisi de var Süvari Angel. O da uzun zaman önce koşmuş. Ancak onun da performansı ortada. Yani iki kalite at. İki kalite at bu yarışta yani işi çözebilirler. Şimdi gelelim Dana'nın kuyruğunun koptuğu yere. Son zamanda formunu iyi bildiğimiz 4 numaralı Bombacan. Bestekar'ın kardeş canlı olan rekabeti malumunuz. Yine aynı ekürün bir diğer safkanı Bombacan. Acaba Bestekar'ı zorlayıp geçebilir mi? Hem de Bestekar bu kadar kötü durumda yakalanmışken. Ben size burada e, ne olacağını söyleyeyim. Şimdi Deniz Köpüğü, Mehtar, Aşık Bey ve Kelemer. Dört safkan da çok güçlü safkanlar. Bestekar genelde ön gruba takılan bir isim. Bombacansa geriden geliyor. Eğer ki Bestekar e, yine aynı şekilde koşar ve gücünü sergilemeye çalışırsa Bombacan arkadan gelip işi bitirebilir. Bestekar yorulduğu için. Özellikle de bu halinde yakalandığı zaman Bombacan işi bitirebilir. Mesafe 1900. Gayet güzel bir şekilde safkanlar viraja kuvvetli kim gelirse onu, onun kazanacağı bir yarış olacaktır. Bestekar da dediğim üzere hem uzun zamandır koşmuyor. Ekürisi için de geçerli bu. Hem de diğer isimler bu saydığım 4 Safgan önde mücadele verecektir. Mutlaka. Bestekar da bunlara takılırsa geri kalacaktır. Güç anlamında geri kalacaktır ve Bombacan virajı döndükten sonra hızlanıp gidip yarışı kazanabilir. Nitekim 12 gün evvel start almış ve kazanmış olan Bombacan burada ikinci at. Geldik şimdi söylüyorum. 3 ve 4. Burada başka bir isime gerek yok. Mehtar geçen çimde kazandı ancak yani şimdi kumda yani kumda şimdi Bestekar ve Bombacan varken Mehtar kazanamaz diye düşünüyorum. Onu belirteyim yani hiç macera aramaya gerek yok. Yani hiç macera aramaya gerek yok. 3 ve 4 numara burada kesinlikle düşüneceğimiz isimler. Ya yine de ya gönlünüzden başka geçiyorsa onu yazın. Kesinlikle kalbinizin sesini dinleyin diyorum. Geldik 8. koşuya. 9 safkan start alacak burada. Ee, kısa vade 6-3 yaşlı İngilizler mahsus 2200 metre çim pistte koşulacak bir yarış. Burada ilk vereceğim isim benim 3 numaralı rotovatör. Bu ismi daha önce de söyledim. Yine bir Smart Robin yavrusu. E, rotovatörü geçtiğimiz koşuda da söylemiştim. Geldi safkan. Yani 11 gün evvel eee daha yeni bu ismi söyledik. Rotovatör e, geldi. Yani hem de ilk söylediğim isim. Yine ilk söylüyorum. Bakalım yine gelecek mi? Beni yanıltır mı bilemem. E, umarım yanıltmaz. Yani işin ucunda neticede siz takipçilerim de varsınız. Eee Kürüsünden 4 numaralı ku İkinci isim, ee, Invisible Sun orijinli Ayhan kurşunla start alacak. Son koşusunda o da kazandı, Quick Key. Burada Quick ile öğren, ben yani önerdiğimi hatırlıyorum. Quick Key'i açıkçası 15 gün evvel start almış Safkanı hatırlamak bir tık zor. Ya bu yanlışlıkla tıklamalar. Ee, maalesef evet böyle tıklarken olabiliyor bir takım hatalar, ee, kusura bakmayın. Bir önceki videomda da vardı, sonradan izlerken fark ettim, video çekerken fark etmemişim onu yani burada 3 ve 4 diyorum. Ben başka bir yata gerek duymuyorum. Ya yani geçen koşuda mesela bu rotovatörün koştuğu koşuda olması lazım. Ben Fiji'yi de önermiştim. Fiji ikinci geldi mesela. Ya aynı koşu olabilir. Yani aynı koşu değilse de aynı gün koştuklarını biliyorum. Yani tam hafızam beni yanıltıyor biliyorum ama belki yanıltıyordur yani. Yani 3 ve 4 burada yeterli olur. Açıkçası onu söyleyeyim. Fiji'yi neden söylemediğimi açıkladım zaten. Rotovatör vardı diyorum çünkü o gün bu iki safgan deyip buraya geçeriz. Geldik 9. koşuya. Burada da 12 safkan var. Handikap 15 mücadele. 3 yaş taraflar 1200 metre kum. Arkadaşlar biri çok önde bunların. Bir isim çok önde. 17 gün evvel yarış kazanmış. 2 yarıştır kazanıyor. Asil Toprak. 4 numaralı Asil Toprak çok önde bir isim burada. Şimdi onu bir söyleyelim. Eee bu safkan iki yarıştır kazanıyor. Ondan önce de bir ikinciliği var. Feci bir form tutturmuş durumda bu isim. Ha şimdi rakibi yok mu? Var. Tabii ki var. Var. Rakip var. Rakip var. Rakip var ama e, rakipler yani ne kadar gelir bilemem. 8 numaralı alt toprak. Şimdi alt toprak 52,5 kiloda start alacak Safkan. 4 e, yarış koştu. Çim'de Meydan'dan çıkmış bir isim. Kum'da ne yapacağını tam bilemiyoruz. Ama şöyle söyleyeyim. Gelirse bir gram şaşırmam. Yani bir gram şaşırmam gelirse öyle söyleyeyim size. Ee, Hisar Bey anne tarafı Demirkır Safkan. Ya burada bu yarışta topraklardan gidiyoruz. Yani asil toprak ve alt toprak. 4 ve 8 numara ön plandaki isimler. Benim için. Ama dört kesin. Dört kesin yazılacak. iki yarıştır kazanıyor Safkan şimdi. Sezar'ın hakkı Sezar'a demişler. E, bu ismi ilk belirtmek durumundayım. Sonra e, bir ay evvel yarışını kazanmış bir isim var burada. E, Hanende Balı. Hanende Balı 12 numaralı Safkan. Benim buradaki üçüncü önerim olacak. E, peki... Diyorsanız ki ya ben daha sürpriz istiyorum. Bir tık daha farklı olsun. O zaman Can Ömer'im. 11 numara Can Ömer'im. Dilba ile start alacak Safkan. 11 numaralı Can Ömer'im. E, kumdaki tek yarışı var burada gördüğünüz üzere. Galibiyetle ayrılmış. E, onun dışında da şimdi 5. 3. ve 2. ilikleri var. Güçlü bir Safkan. Yani... Burası sürprizleri açık bir koşu. Onu belirteyim. Yani bir önceki koşularda ele ele grup koşularını vesaire tek falan geçerseniz. O grupta kısa vadede vesaire. Buraya yazın. Yazın. Yani burası daha çok yazılacak yer olarak gözüküyor diyorum. Videoyu da burada bitiriyorum. Herkese de bol şans diliyorum.